Evet arkadaşlar herkese merhaba. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Çam Saraçevic'i inceleyeceğimiz bir videoda da e, tekrar buluştuk. E, gerçekten çok uzun süredir istediğimiz, çok uzun süredir transferi bitirmesi, bitirmeye uğraştığımız bir transferdi Muhammed Çam. Ve oyuncu Trabzon'a geldi. Clermont'la anlaşma sağlandı ve biz de gerçekten oyuncuyla ilgili yaptığımız araştırmayı sizle paylaşmaya karar verdik. Ben oyuncuyla ilgili yaptığım araştırmada e, sosyal medyada çok çok güzel e, bir e, scouting raporu buldum ve bunu açıkçası sizle paylaşmak istedim hem görüntülü bir analiz yapılmış ve çok da yeni yani henüz yapılalı üzerinden bir yıl bile geçmemiş ve bu anlamda oyuncuyla ilgili bize ışık tutabilecek oyuncudan ne bekleyebileceğimizi bize gösterecek çok güzel bir e, bilgiye sahibiz Muhammed Çam Avusturya pasaportuna sahip bir oyuncu yaşı 23, 2000 doğumlu Eylül ayının sonu itibariyle bir yaş daha atacak, 24 olacak. 1.80 boyu var. 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu için gerçekten çok uzun değil, kısa da değil. burada her ne kadar sağ ayaksa da sol ayaklı bir kısa küçük hata olmuş. Ofansif orta sağ pozisyonunda oynuyor. Bununla birlikte birazdan da vereceğimiz bazı verilerde oyuncunun oynadığı bölgeleri size göstermeye çalışacağız. Hemen sizden bu video için Abonelik ve beğeni desteğinizi de isteyelim. Abonelik ve beğenileriniz kanalın büyümesi adına bize çok büyük bir e, heyecan veriyor. Ve kanalı daha da ilerleri taşımamız için bize yardımcı oluyor. Şimdi Muhammed Çam neler yapmış? E, Weng diye Danimarka ikincilik takımında 2020-2021 sezonunu geçiriyor oyuncu. 23 maçta 2 gol 1 asisti var. Av Avusturya altyapılarından çıktıktan sonra Admira Vaker'in altyapısında oynuyor. E, 2021-2022 sezonda Avusturya Lüsteano takımına e, boy gösteriyor Muhammed Çam orada 31 maçta 15 gol 14 asist yapınca ki bu Avusturya 2. Ligi e, Fransa'da Clermont'un e, yaptığı kiralamalar sonucunda artık A takımı alma kararını verdiği sezon oluyor 2021- 2022 sezonu ve 2022-2023'te oyuncu e, Lig 1'de forma giyme şansı buluyor. 39 maçta toplam o sezon oynadı 39 maçta 7 golü ve 4 asisti var. Geçtiğimiz sezonsa 8 gol ve 4 asistlik bir performansı var her iki sezonda da. Benzer performanslar vermiş oyuncu 10 numara mevkisinde. Attığı gollerin aslında çoğu penaltı golleri. E, akan oyunda çok fazla golü yok. Muhammed Çam'ın yanlış hatırlamıyorsam 4 golü penaltıdan gelmişti. Oyuncunun. Devam edelim videoya. Son olarak zaten scout raporunda detaylı olarak konuşacağız oyuncunun piyasa değeri gördüğünüz gibi 2022 yılının ortalarına doğru 1 milyon euroya çıktıktan sonra Rustano performansıyla beraber Clermont'ta oyuncu yavaş yavaş değerini yükseltiyor. 2023 yılında 4,5 milyon eurolara kadar çıktıktan sonra günümüzdeki 6 milyon euroluk bonservis değeri tabii ki transfer markının bel belirlediği bir değer bu. Yaptığı onca analizden sonra ortaya çıkardığı bir değer. Trabzonspor henüz transferin mali detaylarına ilişkin çok fazla bilgi vermedi. Fakat sanıyoruz ki e, transfer transfer 4,5 milyon euro civarında bitmiş olacak. Devam ediyorum yine videoya. Muhammed Çam videosunda gerçekten oyuncunun mevkilerini size çıkartmaya çalıştık. 10 e, numara pozisyonunda yani ofansif orta sahada 10 numarada 80 maçı var. 24 gol 23 asisti var. Ön liber oynamış. 18 maçta 5 gol 2 asisti var. Merkez orta saha oynadığı maç sayısı 17. 4 asisti var. Orta sahanın sağında 24 maçı var. Orta sahanın solunda 13 maçı var. Santfor bölgesinde de 3 maça çıkmış ama oyuncunun çok net bir şekilde 10 numara olduğu burada gözüküyor. Sol ayaklı bir oyuncu olarak sağ taraftan daha fazla hücum etmeyi seven bir yapısı var. Muhammed Çamın yine çok yönlü bir oyuncu. Çok farklı bölgelerde oynuyor fakat umarız bizde en iyi olduğu yerde oynar. Evet 2022-2023 sezondaki oyuncunun ısı haritası bu şekilde. Hatta tam da hani e, Fransa Lig 1'e girip ne, ne yapacağına tam karar vermemiş bir oyuncunun e, ısı haritası gibi. Gördüğünüz gibi neredeyse e, yani ışığı yanmayan yer yoksa kendi kalesinin önünde e, tabii ki savunmaya çok fazla yardım eden bir oyuncu değil. Genel olarak on numara pozisyondaki oyuncularla kıyaslandığında benzer şekilde o da aynı şekilde ve bu sezonsa artık ne yapması gerektiğini sağda nerede durmasını gerektiğini daha iyi bilen ve buna göre konumlanan bir oyuncu var gördüğünüz gibi yarı alanın sağ tarafında sağ kanattan daha fazla top almış, sol kanatta ise o kadar fazla bulunmayan bir yapısı olmuş Muhammed Çamın gerçekten Trabzonspor için önemli bir hamle fakat bize bu kadar beklediğimiz o büyük katkıyı verebilecek mi? Şimdi o sorunun cevaplarını e, bize ışık tutabilmesi açısından çok çok güzel hazırlanan o skat raporuna geçelim birlikte değerlendirelim evet tabi burada Türkçe çevirdiğim için sizler için bunu izci raporu diye skat raporu Muhammed Çam için e, skat raporunda çok güzel hazırlanmış güncel bir rapor dediğim gibi henüz bir yıl bile olmamış ve oyuncuyla ilgili burada bilgileri vermeye çalışıyorlar ben şimdi tabi ısı haritalarını da buradan almıştım ben. Ee, işte gördüğünüz gibi burada da yazmış e, oyuncu kendisini buldukça ve e, takımdaki yerini sağlamlaştırdıkça aldığı pozisyonlar daha rafine ve belirgin hale geldi ve çoğunlukla sağ yarı alanda hareket etme eğiliminde oldu diyor oyuncu için bu yıl itibariyle. Şu an bakıldığı zaman Mendy de aslında o e, sağ tarafta daha fazla topla oynuyor. İkisinden birini farklı bir yere yönlendirmek gerekecek diye düşünüyorum. Tabi burada ne demiş? Çam zayıf yapısına rağmen gerçek bir patlama ve atletizme sahip, e, topla oynamadığında baskı yaptığında oldukça sık ortaya çıkan bir şey. Evet, kısa mesafede gerçekten hızlı adımları var. Yani patlayıcı özelliği yüksek ama uzun mesafede boş alanda koşuya geçildiği zaman çam o kadar da hızlı bir oyuncu değil. izlen izlediğim maçlarda özetlerde de gördüğüm kadarıyla. E, Anlık olarak zaten on numara bölgesi aslında birazcık daha böyle bir bölge. O kısa mesafede yapacağı patlayıcılık çok önemli. O anlamda en önemli özelliklerinden biri o kısa mesafedeki çevikliği ve hızı çok çok önemli. Oyuncunun e, fiziksel gücüyle ilgili de bir çıkarım yapılmış. Fiziğine rağmen kendini koruyabiliyor. Çünkü çok böyle güçlü bir futbolcu değil. E, zaten burada da ifade edilmiş. Özellikle güçlü olduğu söyleyemem demiş raporu yazan kişi. Ve daha iri rakip oyuncunun omuz omuza ona yaklaşması onu genellikle çok az dirençle hareket ettirebilir ve genellikle fiziksel bir doyurluğu. Ancak rakip oyuncu benzer bir yapıya sahipse veya kaldıraç avantajına yani daha iyi pozisyon almışsa kazanabilir diyor. Ee, tabii bu özellik aslında 10 numara pozisyonu için çok çok elzem bir özellik değil diye ifade etmiş yine raporu yazan kişi. Burada oyuncunun topla buluşmaya sına yönelik istatistikler var. Ee, i̇şte işte Üçüncü bölgede 90 dakika başına yaklaşık 25 kere topla buluşuyor. Bu çok çok önemli bir yüzde bizim açımızdan çok faydalı olacak. Bu yüzde hele hele şu an bizim orada akışkanlık sağlayamadığımızı düşününce Muhammed Çam'ın oraya bir heyecan ve hız getireceği de aşikar diye gözüküyor. Ve burada bakıldığı zaman yine videolu da analizler var. Tabi oyuncunun aslında daha çok Yapamadıkları üzerine de bir e, analiz raporu olmuş ve çok da güzel. E, geniş pozisyonlar alıyor ve size birçok birebir fırsatı veren bir oyuncu oluyor. Yani e, topu aldığı yerde önündeki oyuncuyla geçebileceği şekilde to topla buluşma e, pozisyonu ayarlıyor kendisine. Top sürme yeteneği hayatı önem taşıyor ki bence top e, sürme yeteneği iyi ee, ne demiş burada da İlk bakışta kesinlikle umut verici görünüyor ama daha yakından incelendi özellikle çamın düşük sayısı düşük sayıda üstesinden gelme yani crossing yani çalımla ilgili göze çarpan bir kusuru var ee, çünkü neden ee, geçişte merkezi alanlardan geliyor diyor oyuncuları karşısındaki rakipleri geçmeye çalışırken e, sağ ayağını çok fazla kullanamadığı için e, tahmin edilebilirliği daha yüksek oluyor çamın yani Türkiye'de de büyük ihtimal ilk geldiği zamanlarda çözülmesi belirli bir dönem alacaktır ama çözüldükten sonra geliştirmesi gereken özelliklerden birisi de bu öngörülebilir olmaktan çıkmak olacak. Mesela burada ilk videoyla başlamışlar top geliyor çama işte burada topa çok fazla dürtüyor ve yapacağı şeyi aslında çok daha önceden belli ettiği için belki de çok daha önce yapması gereken şeyi sona kadar dışarıdan gelecek arkadaşını beklediği için vakit kaybedip topu Kaybediyor Muhammed Çam. Burada da pozisyonla ilgili analiz yapılmış. Ben bu raporun linkini de mutlaka yayının altına koyacağım. Yine burada bakalım nasıl bir video. Kaybedilen bir top olmuş bu. Çok fazla topu yine dürtüyor burada gördüğünüz gibi. Yine öngörülebilir olması. Sağ ayağının zayıf olması. Burada bir problem yaratıyor oyuncu için. Burada ne demiş çam için öngörülebilirlikle de başlamıyor sorunlar demiş çünkü çam genellikle adamını ortadan veya sol kanattan koşarken kararsızlık gösteriyor sağa doğru oynarken ne olursa olsun içeriye doğru kesmesi bu fırsatların boşa gitmesine yol açarken topu almadan önce içeriye doğru kestiğini ve içeriye top aradığını bildiği için hareketlerinde hala bir miktar kararlılık var ama e, burada yine e, kendine olan güveninde yaşadığı problemler rakibini geçmesinde ona bir problem yaratıyor diyor ve bakalım ne gibi bir videoyla bunu bize aktarmışlar. Evet yine çok fazla burada da fark ettiyseniz topu çok fazla dürtüyor. Ee, bu da rakibin açıkçası aksiyon almasını daha da kolaylaştıran bir şey olduğunu söylemek lazım. Tabii ki adam eksiltmesi bu kötü görünen videoların yanında gerçekten sırtı dönükken adam eksiltme yapısı var ve raporda okuduğum en önemli şeylerden birisi Orta mesafeli pasların hızında ve isabetinde çok çok yüksek bir yüzdesi var. Ama uzun mesafeli pasa geldiği zaman olay, uzun mesafeli attığı paslarda ise aynı şeyi maalesef yakalayamadığı ifade edilmiş. Muhammed, mesela birazdan bir orta vardı, çok çok güzel bir e, ortaydı. Ama burada çam gerçekten. Çok bekleyerek vakit kaybediyor belki de çok fazla topu dürterek ve arkadaki oyuncunun şu gördüğünüz oyuncunun da oyuna dahil olmasına sebebiyet veriyor. Hızlı hücum etmemesinden e, dolayı yani burada yine karar vermede yaşadığı bir problem var. Yani arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim gelen adam bir jaja değil e, gelip muazzam işler yapmasını beklemek hata olur. Bu çocuk da gelişecek bir çocuk yine Batista Mendy gibi e, sabredilmesi gereken bir çocuk. Gelip Trabzonspor'un oyununu 3-5 gömlek yukarı çıkartabilecek bir kapasitesi henüz yok gibi gözüküyor. Ee, bu anlamda böyle daha kısa yakın bir oyun yani birbirine yakın oynanan bir oyunda çok net iş yapabilecek. Ama birbirinden kopuk oynanan oyunda ise bağlantıyı sağlayabilecek bir oyuncu gibi değil. Ee, mesela yine burada bir video var. Kanattan aldığı topla içeriye doğru drive ediyor. Alıyor ve koşusuna devam ediyor. Burada ne anlatmışlar? Hareket çok daha akıcı ve sadece bir açık bir adama geriye pas atsa bile paslarına daha kararlı. Bu da tabii zaman içerisinde e, gelişim göstermesiyle ile alakalı. Bu topu dürtmelerinin fazla aslında böyle alanlarda yapıldığında e, ona fayda sağ, kalabalık alanlarda fayda sağlarken kanattan bilhassa bek oyuncularıyla karşılaştığında Tabii bek oyuncuların savunma içgüdüsünün gelişmişliğinden ötürü e, yeterli olmuyor. Ama orta alanda karşılaştığı orta alan rakiplerini çok rahat bir şekilde ekarte edebilen bir e, tarafı var. Yine burada size de göstereyim bazı pas istatistikleri de 90 dakikadaki pas istatistikleri de oyuncunun yer alıyor. Yani 10 numara pozisyonu için e, %78'lik bir pas yüzdesi gerçekten çok çok e, önemli. Yani bu gerçekten e, yüksek bir yüzde. Orta mesafeli paslarda %85 kısa mesafeden bile daha yüksek bir e, pas yüzdesi var. Bunu söylemiştim zaten. hani Orta mesafedeki pas yüzdesinin yüksekliği belki de bizim en fazla faydalanacağımız şeylerden biri olacak. Ama olay uzun pasa döndüğü zaman çok dramatik bir düşüş var. Yaklaşık %50'ye geliyor oyuncunun e, pas yüzdesi. Tabi burada XG'ler falan hepsi bunların tak, oynadığı takımla ilgili. Tabi bizde ne olacak orayı bilmek mümkün değil ama... Yine de burada bazı metrikleri görebilirsiniz oyuncuyla ilgili. Oyun kurmada yer alıyor ve e, çok yüksek bir pasaj mı bildiriyor? Maç boyunca oyun kurulumunu e, iyi yapabildiği ifade edilmiş derine iniyor. Topu stoperlerinden alıyor. Geniş bir alana yayma konusunda doğal bir eğilim var. Yani Çıkıp kenarlara topu açma konusunda genel bir yeteneği de var. İşte oyuncu burada topu alıyor. Mesela. Klasik bir e, ortalama bir futbolcudan ziyade attığı şu görerek attığı şu pasla bir hücumun başlamasını sağlıyor. Oyuncu gerçekten çok da e, risk alan bir tarzı da var. Güzel de bir e, uygulama yapmış bu şekilde. Devam edelim. Yani burada first touch problemi benim aklıma tabi burada e, Yusuf Yazıcı'yı getirdi. Ee, bu bizim için sıkıntı olabilir. Taraftarın beklentisini bu yönde ayarlaması çok çok önemli. Burada bunun örneğini yapmışlar. Ee, topu doğru düzgün alamadığı için ayağına. Topu kap kaybetmiş olmuş Muhammed Çam. Yine üçüncü bir örnek. Burada da topu alıp sola dönme. Kendi sağına dönmesi gerekirken soluna dönerek topu kaybetmeye sebep olmuş Muhammed çamın. Tabi gollerini, asistlerini, skillslerini yazdığınız zaman herkes çıkartacaktır ama burada yine bir başka örnek var. Hani bunları görünce çok da büyük hayal kırıklığına uğramamız lazım. Bu çocuğun hani daha gelişmesi gereken çok fazla yönü var. Gelişecek bir topçu yani gelişmesi gereken bir topçu. Yine baskı olmadan aceleyle atılmış bir pas örneği verilmiş. Ve topun atan olgunlaşmasını engelleyen bir durum oluşuyor bu şekilde de. Yani burada oyuncu için ne, de, ne demişler? Sakinleşmesi ve bir dokunuş atması veya topu yukarı taşıması veya sadece öndeki 5 metrelik adama pas atması gerektiğini söylemem. Benim için kolay. Tüm sahibi görebileceğim evimin rahatlığında ancak gerçek şu ki çevresini daha iyi işlemesi ve bu dar alanlarda daha sakin olması gerekiyor. Yani bu televizyondan bu çıkarımları yapmak kolay demiş raporu hazırlayan kişi ama tabii ki e, çevre kontrolünün düşüklüğü bizim açımızdan problem. Devam edelim. Şimdi burada da inanılmaz bir yeteneğini göstereceğiz. Gerçekten oyuncu topu alıyor golün. Yani burada koşuyu gördüğü anda orayı görmesi muazzam. Bu arkadaş kafayı vuran arkadaşın yaptığı koşuyu biliriz gerçekten muazzam bir pas olmuş bu. Yine Muhammed Çam burada ne yapmış? Yine tehlikeli bir orta. Burada bir hücum oyuncusunun, kaleciyi zorlayacak bir hücum oyuncusunun olmaması yoksa ortanın çok doğru orta olduğunu söylemiş raporu yazan arkadaş. Yine benzer ve muazzam bir orta görüyorsunuz. Yani orayı gördüğü zaman ortaya yapabiliyor. İşte o yüzden diyorum ki bu kadar iyi orta yapabilen bir oyuncu ki ben hala Baris için de çok iyi orta yapabildiğini düşünüyorum. Ee, bize Weghorst veya onun açıdan biri gelirse hücum anlamında geçtiğimiz sezondan çok daha kuvvetli ee, oyuncu olacağı yani çok daha kuvvetli olacağımızı düşündürüyor ee, benim açımdan. Aslında şurada artık şurada pası vermesi ve koşusuna devam etmesi gerekirken yaşadığı kararsızlık hücum oyuncusunun da duraksamasına sebep oluyor. Yani karar verme konusunda, çevre kontrolü konusunda gen, kendini geliştirirse yeteneğinde problem yok. Ama en önemli zaten futbolda biraz o bölgede oynayan bir oyuncu için karar verme ve çevre kontrolü çok çok önemli. Fazla düşünmemesi gerekiyor belki de. Ee, bu kadar düşünülecek bir pozisyon değil. Ee, kararların keskinliği açısından burası çok çok önemli. Şimdi burada ne yapmış? Burada kötü bir pas var. Aslında düşüncesi iyi ama ee, pası çok kötü olmuş. Hat burada vuruş tekniğine kadar bir raporda şey yapılmış. Arkasına attı o dengesi adımdan bile bahsedilmiş. Burada da oyuncunun gol, şut istatistikleri var. Kaleyi bulan her maç bir şutu var yaklaşık olarak. %35.5 e, kaleyi bulan şut yüzdesi. E, ortalama şut uzaklığı 21 metre oyuncunun. E, burada bakıldığı zaman free de 0.44'lük şutun free oluştuğu gözüküyor. Bizim penaltılarımızı bundan sonra kullanacak oyuncu da çok çok büyük ihtimalle Muhammed Çam olacak. Ceza sahasında asla etkili olabilecek bir oyuncu değil diyor. Onun için raporu hazırlayan kişi. Daha çok evet şut tehdidiyle uzaktan şutlarıyla bir tehdit oluşturuyor ama o altı pas veya ceza sahası dediğimiz bölgede çok fazla girmeyi düşünmeyen bir yapısı olduğu ifade edilmiş. Muhammed Çam'ın burada çok güzel bir Şutu var fakat skor olmuyor. Top direkten dönüyor. Bir başka açısı var sanıyorum. Evet. Çok kabiliyetli bir şut. Mesela burada topun çıktığı yer geldiği açıya gönderildiği nokta Burada da koşuyu yapması gereken yer gösteriliyor ama ve geç kaldığından ötürü burada bir hücum aksamış oluyor. Bir başka burada da savunma istatistikleri var. Bunları da şöyle bir göstereyim size. Siz de belki incelersiniz. Son olarak burada ne demiş? Böyle gevşek bir dokunuşa sıçramak için gereken esneklik ve atletizm çok etkileyici diyor. Sanıyorum bu videodan bahsediyor. Nasıl alan kapatabildiği ile ilişkin bir e, video idi bu da. Sonuç olarak bu sonuç kısmını artık birazcık daha detaylı olarak okuyalım. Çam kesinlikle kusurlu ve ham bir futbolcu ancak burada çok fazla büyüme potansiyeline olduğuna inanmamı sağlayan bazı arzu edilir ve etkileyici özelliklere sahip. Geçen yıl onun en iyi beşlikten birinde geçirdiği ilk yılda son üçte de endişe verici ve zaman izlenmesi çok Sinir bozucu bir inanç eksikliği var. Özellikle birebir top sürme ve geçişteki karar verme söz konusu olduğunda. Ancak bunun bir teknik eksikliğinden veya bir futbol oyununu okuma yeteneğinden ziyade zihinsel engellerden kaynaklandığına inanmaya yönlendiriliyorum. Ee, yani burada dediğim gibi çok da güzel bir rapor hazırlanmış. Bu oyuncuyu geliştirmemiz lazım, dönüştürmemiz lazım, öğretmemiz lazım. En önemlisi potansiyel satın alıyoruz. Olmuş bir şey satın almıyoruz. Aslında böyle bakıldığın zaman hocamızın çok da tarzı değil bu tarz oyuncular ama Umarız faydalı olur. Umarız Trabzonspor'a çok şey katar ve bu sezonki başarılı Trabzonspor sezonunun yaşanmasında çok büyük bir faydası olur. Ben izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu raporda e, videonun açıklama kısmını e, koyacağım. Kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere. Batıyorum o beğen bu videoyu beğenmeyi, batıyorum abone olmayı ve bu video hakkındaki yorumlarınızı ve oyuncu hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.